Vasu Sarmaz, Yüce Kral Kahraman Tuatiş'in oğlu, Yüce Kral Vasu Sarmaz'ın varlığında Muvazzit'i yenmiş idi. Ben asil atlı birliklerimi getirdim. Cephe olarak surlar kurdum. Ben cephede komutandım ve Parzutalı komutan gitti, tüm atları ve ordusuyla kendi cephesini orada oluşturdu ve onları dağlara yerleştirdi. Ben kendi asil atlı birliklerimle kaldım. Las yazdı, Yüce Kral Vasu Sarmaz'ın yardımcısı yazdırdı. Topada kitabesinin üzerinde yazılı olan bu metin, bizlere Boğazköy'de bulunmuş kurbanların kesilişini ve adakların sunuluşunu çivi yazılı toprak tabletlerdeki metinleri hatırlatmaktadır. Acıgöl Ağıllı Köyü yakınlarında bulunan bu kitabenin üzerindeki adak ve kurban metni, bugüne kadar Anadolu'da başka hiçbir yazıtta bulunamamıştır. İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya'nın yazılı tarihi Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek yolunun da önemli kavşaklarından biridir. Bir Özbek atasözü der ki, evrende iki büyük yol vardır. Gökyüzünde Samanyolu, yeryüzünde de İpek yolu. Bu denli önemli olan İpek yolu güzergahında yer alan Acıgöl, tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdırmış önemli bir tarih, kültür ve medeniyet durağıdır. Bugün kullanılan Kapadokya adı, Pers dilinde güzel atlar ülkesi anlamına gelmektedir. Milattan önce 332 yılında Büyük İskender Persleri yenilgiye uğratır ama Kapadokya'da büyük bir dirençle karşılaşır. Bu dönemde Kapadokya Krallığı kurulur. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarına doğru Romalıların gücü bölgede hissedilmeye başlar. Milattan sonra 17 yılında son Kapadokya kralı ölünce bölge Roma'nın bir eyaleti olur. Milattan sonra 3. yüzyılda Kapadokya'ya Hristiyanlar gelir. Bölge onlar için bir eğitim ve düşünce merkezi olur. 303 ile 308 yılları arasında Hristiyanlara uygulanan baskılar iyice artar. Fakat Kapadokya baskılardan korunmak ve Hristiyan öğretiyi yaymak için ideal bir yerdir. Tatlarin halkı tarafından kale olarak adlandırıldığı tepesinde yer alan yeraltı şehri ilk olarak 1975 yılında tespit edilmiş, 1991 yılında ziyarete açılmıştır. Halen iki katı gezilebilen yeraltı yerleşiminin mekanlarının büyüklüğü, güzel yurt yeraltı yerleşimi dışında hiçbir yeraltı yerleşiminde bulunmayan tuvaletlere sahip oluşu, erzak depolarının ve kiliselerinin çokluğu, normal bir yeraltı yerleşiminden ziyade askeri garnizon ya da manastır kompleksini akla getirir. Girişten 15 metre uzunluğundaki kavisli bir koridor vasıtasıyla dikdörtgen planla geniş bir mekana ulaşılır. Girişteki 1,5 metre çapında ortası delikli bir sürgü taşı, bu mekanın giriş çıkışını kontrol altına almasını sağlamaktadır. Sağ taraftaki nişin içinden aşağıya doğru oyulan ve halk tarafından zindan olarak adlandırılan mekanda 3 iskelet bulunmuştur. Tuvaletin de yer aldığı bu ana mekanın sağ tarafında kiler ve mutfak bulunmaktadır. Bu alanın Roma döneminde mezarlık alanı, Bizans döneminde de kiler olarak kullanılmış olması gerekmektedir. Çünkü bu odadaki nişler, yöredeki Roma dönemi kaya mezarlarındaki ölülerin yatırıldığı nişlerden farksızdır. Tatlarin Kilisesi, Acıgöl ilçesinin 10 kilometre kuzeyinde yer alan Tatlarin kasabasının kale olarak adlandırıldığı tepesinin yamacında yer alır. İki nefli, iki apsisli, beşik tonozlu olan kilisenin narteksi yıkılmıştır. Oldukça iyi korunmuş olan fresklerdeki sahneler bantlarla birbirinden ayrılmıştır. Zeminde koyu gri, tasvirlerde ise mor, hardal ve kırmızı renkler kullanılmıştır. Apsiste Meryem ve çocuk İsa
Mihail ve Gabriel, Konstantin ve Helena, Başkalaşım, İsa'nın cehenneme inişi, Kudüs'e giriş, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve 9 azizin yanı sıra kiliseyi yaptıran kişinin portresi de yer almaktadır. 4. yüzyıl, daha sonra Kapadokya'nın babaları olarak adlandırılan insanların dönemi olur. Fakat bölgenin önemi 3. Leo'nun ikonları yasaklamasıyla doruk noktasına ulaşır. Kapadokya manastırları bu devirde oldukça gelişir. Yine bu dönemlerde Anadolu'nun Ermenistan'dan Kapadokya'ya kadar olan Hristiyan bölgelerine Arap akınları başlar. 11. ve 12. yüzyıllarda Kapadokya Selçukluların eline geçer. Acıgöl bölgesinde Türk İslam tarihini yansıtan kayda değer yapılardan Hasan Dede Türbesi, Yuva Köyü sınırları içerisinde yer alır. Cami, mutfak ve türbeden oluşan bu kompleks 800 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tatlarin'de yer alan Boğaz Ağzı Camii, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan nadide bir eserdir. Bu ve bunu takip eden Osmanlı zamanlarında bölge sorunsuz bir dönem geçirir. Bölgedeki son Hristiyanlar 1924-26 yıllarında yapılan mübadele ile Kapadokya'yı terk etmişlerdir.